TCG Anadolu'nun TSK'ya ve Türkiye'ye kattıkları, bir de bunun algısı var tabii, dışarıdaki algısı. Sayın Tör az önce TCG Anadolu'yu detaylarıyla bize anlattığı zaman en önemli katkısı burada dalgalanan bayraktır demişsiniz. Bu bayrağın yani bayrak gösterme, sancak gösterme son derece önemli, her şey bir yana, ama son derece büyük bir kabiliyet. Şimdi Yunan basınındaki yani sürekli aynı menfi yorumlarıyla öne çıkan bir yorumcu, ona dair TCG Anadolu'nun işte Ege'de Türkler yine suları ısıtıyor, hani gayri askeri statüde olması gereken adalara bir gece ansızın geleceğim demişlerdi. İşte hazırlıklarını yaptılar. Bir kez daha mevcut iktidar kazanırsa bunlar yaparlar, gelirler. O yüzden kazanmamaları gerekiyor. Şimdi bu yorumla devam edelim. Çünkü işte milli savunma sanayinde kesinlikle inkar edilemez, son derece önemli bir yol alındığı açık net ortada. Peki olası iktidar değişikliğinde muhalefet buna sahip mi çıkacak? Yoksa işte Yunanistan ve benzerlerinin beklediği gibi duraksama mı olacak? Buna dair iki yerde soruları yanıtladı. Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir Bulgaristan'da Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret etti. Kırcaali Tavalası'nın önünde bir video paylaştı. Bir de İzmir'de gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını yanıtladı. Her ikisini birden bir ekranlara taşıyalım. Önce Kırcaali'den verdiği mesaj diyelim. Şöyle diyor Kılıçdaroğlu. Tek bir lafım olacak. Türk dünyası politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayi politikası. Bunlar devlet politikalarıdır ve devlet politikası partilerden bağımsızdır. Çünkü devlet bakidir. Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal ile devlet yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak, olması gerektiği gibi olacak. Herkesin kapısında para dilenen, ben ettim sen etme diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz artık. Hiç merak etmeyin. Şimdi bu konuda da tam aksi yönde bir iddiası konuşması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Geçtiğimiz saat içinde İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında 300 milyar dolar buldum diyen Kılıçdaroğlu'na işte yani tefecilerden buldu diyordu, ama nihayetinde bu devlet politikası devam edecek diyor Kılıçdaroğlu. Ve kaynaklarla ilerlenecek diyor. Bunun da ötesinde yani milli savunma sanayi ve devlet politikaları, işte Türk dünyası değil mi, Azerbaycan'da dayanışma, Mavi Vatan, Ege, Kıbrıs, bütün bunlardan kesinlikle sapma olmayacak diyor. Şimdi İzmir'de gençlerin sorularını yanıtladı. Tabii gençlerin de kaygısı bu. Savunma sanayi son derece önemli bir noktaya geldi. Böyle mi düşünüyor Kılıçdaroğlu? Buna sahip mi çıkacak? Olası iktidarlarında destekler mi, yoksa fren mi yaptırır? Şöyle söylüyor. Savunma sanayinde özel sektörle devletin birlikte hareket gerekir. Herkes bilmeli ki Türkiye savunma sanayinde önemli bir aşamayı kat etmiş vaziyette. Onların tamamı büyütülecek. Yani Kılıçdaroğlu burada çok önemli bir aşama kaydedildiğini kabul ediyor ve onları da büyüteceğini söylüyor. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Dünyanın bütün demokrasilerinde ve otoriter rejimlerinde savunma sanayisi devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silah kullanacak kurum ordudur. Sayın Ağar, efendim sizin yorumunuzla başlayalım. Şimdi Yunanistan'daki algı, dünyadaki algı, bunu çeşitli zamanlarda Türkiye'deki seçimleri nasıl takip edildiğini zaten yorumlarınızı da almıştık. Yunanistan da Türkiye'deki seçimlerle paralel bir tarih benimsedi. Malum yani Miçotakis aslında Temmuz ayında gerçekleşmesi gereken normal zamanında Yunanistan'daki seçimleri Türkiye'deki seçimlerden bir hafta sonraya aldı. Yani olası bir boşluk olmasın. İşte Türkiye diyelim ki harekata girişti, bir işte zafiyet olmasın yönetimde gibi. Ama nihayetinde gelinen noktada Türkiye'nin savunma sanayinde ve milli politikalarda kat ettiği mesafenin devam ettirilmeyeceği algısı nasıl değerlendiriyorsunuz tabii bunun yankılarını ve tabii muhalefetten gelen açıklama? Buyurun. Şimdi efendim tabii siyasi bir yorum yapmamaya çalışarak. Tabii devlet. Evet. Tabii yani hani konunun son derece hassas olduğunu zaten daha öncesinde çok konuşmuştuk. Hatta şöyle cümleler kurmaya çalışmıştık. Savunma sanayisi veya savunma sanayinde atılan adımlar Türkiye'nin
ayaklarına vurmuş prangaların kırılmasıdır. Yani milli siyaset ve strateji üretmesinin önündeki en büyük engel savunma sanayindeki bağımlılıklardır veya geri kalmışlıktır. Şimdi Türkiye savunma sanayinde güçlendikçe, ileriye gittikçe, ordusunu güçlendirdikçe Türkiye'nin bağımsız hamleler yapma kabiliyet ve kapasitesi o oranda artacak. Yani bu son derece doğrusal bir yaklaşım. Şimdi siyaset dönem dönem çeşitli angajmanlar geliştirebiliyor, söylemler geliştirebiliyor. Ama Türkiye'nin yönetimine talip olan ve devletle uyumlu çalışma iradesi üreten her iktidarın veya muhalefetin şu cümleyi kurması gerekiyor. Savunma sanayisi bizim olmazsa olmazımız. Çünkü biz şu ana kadar yaşamış olduğumuz bütün sıkıntıları aslında savunma sanayi ile ilgili açmazlarımız yüzünden yaşadık. Yani bugün F-16'larla ilgili veya Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bir milli hamlemiz var tarihte, işte Cumhuriyet tarihinde Kıbrıs. Nelerle karşı karşıya kaldığımız ortada. Güneydoğu'daki terörle mücadelede bir tane, bakın SİHA demiyorum, İHA'yı temin etmek için veya kullanmak için karşı karşıya kaldığımız risk şeyler, tahditler, tehlikeler, baskılar, bunların hepsi ortada. Şimdi bu anlamda Türkiye'nin hem içerideki milli bütünlüğünü temin ve tesis edebilmesi için, terörle mücadelesi için veya bir başka ifadeyle terör örgütlerinin ana siyasi eksenleri manipüle etmesini engellemek için veya dışarıdaki hem ilgi alanlarında hem de etki alanlarındaki mücadelesini jeopolitik hem bölgesel hem küresel jeopolitik eklemlenebilmesi için son derece güçlü bir savunma sanayine ihtiyacı var. Bu bizim olması olmazımız. Yani erişimimizin ve etkimizin ve caydırıcılığımızın yüksek olması gerekiyor. Yoksa sayılmıyorsunuz bu dünyada, varsayılmıyor. Evet, kendi içinizde bir hamaset üreterek büyük ülke numaraları yapabiliyorsunuz. Bunun hamasetini, kahramanlığını, edebiyatını yapabiliyorsunuz ama gerçekle karşılaştığınız zaman bunu yapamıyorsunuz. Envanteriniz kadar güçlüsünüz. Güce bağlı olan bir şey. Yani tabii, ne kadar güçlüyseniz o kadar etkilisiniz. Ne kadar güçlüyseniz o kadar dediğiniz olan bir küresel düzenin içerisindeyiz. Bu anlamda şöyle bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Bugün her ülke, hatta Fransa Macron'un Çin ziyaretinde de kendisini gösterdi. İşte Avrupa'nın stratejik özelliği konusu. Hani şimdi Türkiye'de değişen dünya düzeninde, çok kutuplu dünya düzeninde her ülke, yani iddia sahibi, varlık üretme iddiasında bulunan her ülke arayışlar peşinde. Güç üretme peşinde. Çünkü evet, çok kutuplu dünyada eğer siz var olabilecekseniz bunun, evet, ekonomi son derece önemli bir unsur. Siyasi güç son derece önemli bir unsur. Ama asıl önemli olan milli güç unsurları içerisindeki işte askeri gücünüz, savunma sanayiniz. Bunları yapabildiğiniz takdirde, yani bütün milli güç unsurları bütünleyici bir şekilde yukarı çekmeyi başarabildiğiniz takdirde güçlü bir ülke olabiliyorsunuz. Yoksa öteki türlüsü, evet, hamasetten edebiyata öteye geçmiyor sayılır. Peki.